وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sokaklarda yürüyorsunuz, caddelerde, bir salonda bekliyorsunuz, birazdan uçağa bineceksiniz. Ya da toplu taşıma araçlarına. Etek yok, mini etek diyorlar. Etek onun neresinde ki? Eteğin örfte bir karşılığı var. Çıplak halde geliyorlar salonlarda. Ya da orada bir yerde bankın üzerine oturuyor. Bu milletin çocukları onlar. Kadınla erkek, kızla delikanlı. Sokakta köpekler birbirine nasıl yapışırsa birbirlerine yapışıyorlar. Millet de bu manzarayı seyrediyor kardeşim. Senin kızın var, senin oğlun var, senin evladın var. Allah adına onlara merhamet etmeyecek misin? Oğlun, kızın bu manzarayı gördüğü zaman yarın ben de onlar gibi olmak istiyorum dediğinde nasıl mani olacaksın? Evine televizyon alıyorsun, gazete alıyorsun. Bir ünlü diyorlar, onların sokakta köpek gibi birbirine yapışmış halde resimlerini alıyorlar, gazetelerine basıyorlar, sonra da altına şu notu düşüyorlar, falan diyorlar, cesur bir poz verdi. Ne demek yani? Oğluna diyorlar ki, kızına diyorlar ki, Müslüman, eğer ahlakını kaybedersen, sokakta bir erkeğin boynuna yapışırsan, İffetini, namusunu ayaklar altına alırsan, işte o zaman cesur bir kadın olacaksın. Anlatıyorlar ahlaksızlığı bu ifadelerle ki, milletin çocuklarını nene hatunlardan, o iffet abidelerinden, şerife bacılardan mahrum bırakmak için. Dedeleriniz kardeşlerim, Çanakkale'de 19 yaşında kızlarının, eşlerinin üzerlerindeki İslam kıyafetleri açılmasın, çıkmasın diye namuslarına, iffetlerine düşmanın eli sözü değmesin diye o yaşta şehit oldular. Bu ülkeyi size bıraktılar. Eğer bunlar, bu zavallılar ıslahı kabul etmeyecekler, bu halde yaşayacaklarsa o zaman ilgililer, vatandaşın, Müslümanların iffetini, ahlakını, yavrularını koruma adına şöyle yapsınlar. Şöyle yapma mecburiyeti var. Desinler ki, hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşayacaklar. Belhum adal olacak. Onlara ait otobüsler şurada, şuraya binsinler. Falan uçaklarla seyahat etsinler. Kız, erkek birbirlerine dudak dudağa yapışsınlar. Orada gitsinler. Ama bu kızların, bu milletin, Fatımalarının, Ayşelerinin geleceğini korumak hepinizin boynunda borç kardeşim. Allah önce bundan beni seni hesaba çekecek. Üstad Necip Fazıl diyor ya, ah Zeybeğim, vah Zeybeğim, ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğru sana. Görsene şu manzaraları, görsene şu hayasızlığı. Senin ninen oğlu dış kıyafetini görmesin diye ondan haya eder, nineleriniz çarşaflarını bile oğullarının görmediği yerde kuruturdu kardeşim. Şimdi bu milletin kızları sokaklarda ne halde dolaşıyorlar? Üzerlerine aldıkları kıyafetler örtünmek için değil, vücutlarını erkeklere göstermek, onları arkalarından çekip çevirmek için gidiyorlar.